bakıyorum. Şüpheci misin Yusuf Bey? Bazı şeylerden şüpheleniyoruz, evet. Mesela buraya ben koşulduktan sonra belediye, polis, sabıta sırayla oradan oraya gönderildikten sonra bu şeylere karşı çaresiz kaldığım zaman gelip o görüntü bozuldu. Kapatıp açalım. Görüntü bozuldu, frekans var. Bakın. Burada görüntü yok. Burada var. Bu da frekansın nereden geldiğini gösteriyor. Ne diyorduk? Geldiğim zaman kurulmuş tuzağa buradan bütün hayvanlar gönderilince bir tahta parçası attık. Üç sıra dizildiler buraya. Şuradan gökten düşmüş gibi fırlayarak avukat eşliğinde beni davaya çekti. Hayvana zarar veriyorum diye. Hayvanat Zeynep Rottweiler'ini suratıma soktu. Ben orada otururken onları denetliyormuş gibi ileri geri önlerinden geçtirince komutanlar olduğunu belirtmek için. O zamandan şüphem var. Çünkü nerede bekliyordu bunların Bakırköy'den gelen otobüsü? Dün evvelsi gün geçtiğim o apartmanın önünden buraya dosyalar gönderilerek titreşim yapıyor telefonum. Hemen anlıyorum dosyalar gönderildiğini. Orada oturuyordular. Benim de şüphelerim var. Bu millet okul çocuklarını, üniversiteliler özellikle, onları öyle işgal ettikleri boş dairelere yerleştiriyorlar. Sonra istedikleri zaman düğmeye basar gibi damlıyorlar. Çoğuna hayvan dayatıyorlar. Çoğunu da görüntülere çekiyorlar. Kesinlikle. Başka şeyler de vardır. Fuş gibi. Ne görüyoruz artık, burada kedi yok. Duruyordum. O yönde park ediyordu. Şimdi öbür tarafa dönmüş. Parkımız yakında bitiyor. Fakat aynı hizada. Bu hikayeyi bitirelim. Böyle yorgun argın oturuyordum burada, ter içinde. Teker teker hayvanlarını göndermeye başladılar. Hepsi köşede sıçıyordu. Buradan bir şey gözükmüyordu. Sonra bir odun attım kaçsınlar diye. Anında gökten düşmüş gibi fırladılar oraya. Böyle rap asker adımlarıyla geldiler. Buraya selam verdiler. Sonra dizildiler buraya üç sıra asker gibi. Böyle rap yürüyerek. Hayvanat Zeynep o Rottweiler ile başlarına dizildiler buraya polis bey. Hayvanat Zeynep önlerinden geçti böyle birkaç kez. General askerlerini denetler gibi. Sonra geldi buraya benim oturduğum yere. Hayvanın suratını soktu suratıma. Ondan sonra bu hikayeyi tekrarlıyorum ben. Gelin dedim, bakın avukat bey neler yapıyorlar. Kedi otu ormanı vardı orada. Daha önce çekimlerimde. Burada da
Şimdi açığa çıktılar diye yok ediyorlar. Bu bunu duyunca telaşlandı gitti. Bütün hepsi peşinden. Sonra nerede rastladım bunlara? Onu göstereceğim birazdan. Ve yine boklarımızı döşüyoruz buraya. Aynı noktaya. Otlara. Artık suda falan beklemiyoruz. Evde yokuz. Kapılar kapalı. O temizlikten sonra şimdi yürüyüşümüzü yapalım. Evet, şüpheci misin Yusuf Bey? Şüpheci olma. Eskiden çıksam buraya kadar anında köpekli belirlenirdi, gökten düşmüş gibi. Park etmek için maaş alıyor. Şüpheci misin Yusuf Bey? Kanıtlara dayanıyorum çünkü sürekli burada. Haftalarca, hatta aylarca. Parktaki betona bok döşediklerine dair sinek uçuştu. Şüphem var mı Yusuf Bey? Toksoplazmalı kakadır diye. Bakın anlattığım yer ta yolun sonunda. Oraya kadar gideceğim. 30 tane dişi asker vardı orada. Evet, okulun buradaki bok olduğu belli çünkü toprakla örtmüşler. Hala yıkanmamış, bir yağmur yağsa temizlese. 6-7 hayvan geçtik. Bu şeyleri kim yiyecek lan? Bu bokları yiyen hayvan yok mu? Geldik yolun sonuna. Burada mı bekliyordu otobüs? Bok yola. Yoksa ileride mi? Bu ileride olabilir. Bok kaldırma. Bu milletin yaptığı şeyler. Sinek yaymak için. Burada park etmişti. Devasa bir otobüs. Bakırköy yazıyordu. Ve bütün kızlar içerideydi. 6-7 tane hariç. Onlar belli burada oturuyordu. Giden avukatı geri getirmeye çalışıyordular. Tekrar bana doğru gelsin diye. Kollarından çekerken, buradan geçerken benim telefonuma dosyalar gönderildi. Evet, bundan şüphe etmeyen aptaldır be. O cadıları işgal ettikleri dairelere mi koyuyorlar? Böyle emirlerine uysunlar diye bedava, kira vermeden veya yok denecek kadar kirayla. Ona karşılık. Pisliklerin oradan geçtim, sırtımda kaşınmalar başlıyor. Çünkü parazitler. Şimdi yürüyüşümüz ilerliyor. Burada ekmek almaya gidiyordum. Bu durağın orada ekmek almaya mı hatırlamıyorum. O avukata rastladım. Dedim ki merhaba avukat bey, o beni tanımadı. Ben dedim avukat olduğunuzu biliyorum dedim. Belki bana lazım olacak bir avukat. Kartını istedim verdi. Sonra böyle böyle dedim, beni hatırlamadınız mı? Bahçemize girmiştiniz o sürüyle. Hala devam ediyorlar mı dedi. Hala sana saldırıyorlar mı? Bırakacaktılar dedi. Ben dedim biraz azalttılar fakat doğum hastanesine saldırıyorlar. O zamanlar doğum hastanesinin etrafını temiz tutmaya çalışıyordum. Ben bu işle uğraşacağım dedim. En tepesine kadar gideceğim.
bu tezgah sona erecek dedim. Ve hala mücadeleme devam ediyorum. Tabii bu şeyler olduktan sonra, her böyle senaryo tiyatro olduktan sonra gibi, ben balkonumun önünde otururken Akbaba onlar gittikten sonra önümden geçti, elinde kulağımda telefonla. Aynen böyle. Bu milletin fitnesine karşı mücadele edeceğim ben. Şüpheci misin be? Hayır, benim kanıtlarım var. Hiç şüpheci değilim. Ta nereden? Ordu kadar insan gelecek o senaryoya, o kumpasa, o tuzağa ortak olacak. 20-30 tane dişi asker. Çoğunu da bu milletin medyadaki fitnelerinde falan rol alırken, boy gösterirken görüyorum. Pislik. Pislik. Tek işleri bu. Etrafa parazitli, mikroplu virüslü pislik saçmak. İstedikleri kadar böyle masum görünüp saklanmaya, gizlenmeye, masum görünmeye çalıştılar. O pislikleri gösteriyor ki bunlar hala devam ediyor. Hala devam edecektir. Ben pes etmeyeceğim be. Bunların liderleri hak ettikleri cezayı bulmadan pes etmeyeceğim ben. Komşuların penceresi, kanserli penceresinin dibine kadar bok dolu leğenle açığa çıktılar. O kanıt değilse ben bilmem. Vatansever yetkili falan varsa bunların peşine düşünme. Bunları ülkemizden yok edin. Mahvedeceklerdir İnsanlarımızı. Her yerin sahibi olacaktırlar. Yediğim sorgulamalara bakın yani. Koklara şüpheci misin? Dur, senin için kırayım ben. Dur. Gel lan. İstedikleri an sokakları kedilerle dolduruyorlar. Burada 6-7 tane var. Çöpün başında bekliyor. Ne var? Yeraltı çöpü. Neden? Çünkü burada besliyorlar. Ve koklar. Kimin beslediği belli oluyor. Kimin beslediği belli oluyor. Kaçmak edecek. Bunlar en azından pişmiş. Pişmiş balık. Bitti. Yürüyüş rotama devam ediyorum. Fazla bir şey çekmeyeceğim. İğrenç bir şey çıkmadıkça önüme. Geçiş yoluna pislikler gibi. Biri kirletmiş de kirletmiş bu sokağa derken. Bir tane de ishal türü burada. Biz yolumuza gideceğiz. Vergi ödediğimiz yollarımıza. Bunlarsa yolumuzu bokla döşeceğiz. Ne demişti o Amerikalı İslam alimi Deccal hakkında? Deccal şehirlere bok döşecek demişti.
Öyle bir hadis var galiba. Şüpheci olma Yusuf. İnsanlar, hatta okumuş, bilgili, yetkililer bu pisliklerin böyle kasıtla yapıldığını nasıl görmez? Veya görüyorlar da ses çıkarmaya mı korkuyorlar? Bunu da çekelim, fırın ve bok. Fırınlar baskı altından. Çünkü ekmeğinize bu parazitleri sürecekler. Sanki kasıtla yürüyüş yoluma bok döşemişler. Şüpheci. Eskiye göre pek az yani. Eskiden 6 metrede bir bulurdunuz. O fırın yeni açılmış yani. Açılır açılmaz kapısının önüne bok döşüyorlar. Gelecekte ne yaşayacak acaba? Gelen geçene avlayan bir köpek. Böyle öğretiyorlar hayvanları komşulara baskı yapsın diye. Bir örneği de buradan. Bayan sokak sokak yem dağıtıyor. Nerede dağıtacak? ATM'nin önünde. Yığacak onları. Başka yer yokmuş gibi. Hayvanları oradan. Yeni yeni yavrular. Şantiyenin içinde yetişiyorlar. Bir de burada besledi. Domatesli makarnayla. Belki de bahçeme dizilen 30 tane Vika askerlerinden biri. Şüpheci olma Yusuf Bey. Hayvan sever. Hayvanları düşünüyor. Nerede besleyecek? Oradan belli. Çarşıya ineceğim bilinmiyordu. Cuma değil. Temiz tutuyoruz. Abiler buyurun. Ne o girişte, ne bu girişte. Ne zaman Cuma'dan gelirken döşeyecekler. Bu hayvanları sevmiyor. Bu şüpheci. Bokları kayıtlarımda. Son derece nasımlar. Hırsız geçiyor, havlama yok. Bir şeye havlıyor mu diye bakıyoruz, o da yok. Şimdi keşfetti. Geç kaldım ve hırsız çoktan girdi. Asla düşüyordum. Ayağımın dibinden koşarak geçti. Kadriye'nin kedisi. Ona havlamadı. Evet. Eskiden tanıyor. Bana havladı. Ben hırsızım. Beni sevmiyor. Şok şok. Burada havlamadı. Hayret. Dün gelen ziyaretçiye. Gelen geçen oldu. Ödümü kopardı.
dükkanlar açık. Sus falan duymuyoruz. Yürüdüm sus. Kasıtla yapıyorlar. Geçerken gördüm.